Evet sevgili dostlar sponsorlarımızın katkısıyla hazırlanan videomuza hoş geldiniz. Bugün Fener'in maçı var. Uzun zaman sonra Fenerbahçe'mizin maçına hoş geldiniz. Maç saat 17'de. maç önü canlı yayınımız saat 16'da inşallah bir aksilik olmazsa hepinizi bekliyorum. O yüzden günün ilk videosu bu olacak. İkinci videoda belki maçtan sonra olur diye düşünüyorum ama sanmıyorum. Bakalım neler olacak. Fenerbahçe'miz Kayseri Spor maçının Kadrosunu açıkladı. Biliyorsunuz Trendyol Süper Lig'de oynayacağımız maç. Sakatlıkları süren Edin Dzeko bir. Yani Edin Dzeko'nun da durumuna ilişkin bir şey açıklayacağım arkadaşlar. Ee, Miha Zaits. E, kart cezası biliyorsunuz. Samet Akaydın. Bekao yine aynı şekilde sakat biliyorsunuz. O da yok. Ve e, Ryan Kent kadroya alınmadı. Kadro şu şekilde arkadaşlar. Bakarsanız sizler de görebilirsiniz. Şimdi ee, kadroya baktığınız zaman ben size bir şey söyleyeyim. Tahmini bir ilk 11'de çıkartayım arkadaşlar. Ona göre değerlendirme yapalım. Kamp kadromuz Kalede Livakovic, Sağ bekli Osayi Samuel, Stoper ikilisinde Serdar Aziz, Ciku ikilisi oynar. Sol bekte Ferdi Kadıoğlu. Orta sahada herkes İsmail bekliyor ama ben bu maç özelinde Crespo'yu bekliyorum. Crespo Fred ve Şimanski oynar gibi geliyor bana nedense. Ee, hücumun sağında arkadaşlar sürpriz gelebilir size ama hücumun sağında Cengiz Ünder oynayabilir mi acaba? Hani nasıl olur Cengiz Ünder oynasa? Bir şöyle bir aklınız yok değil yani hocam. İrfan'ın sarı kart sınır C var cezası. işte limitte Galatasaray maçında oynaması daha önemli falan filan diyebilirsiniz. Bence İsmail Kartal, İrfan Can'ı %51 Cengiz'i yüzde 49 tutuyordur. Yine neyse İrfan Can diyelim yüzde 51 sonuçta. Ama Cengiz ihtimalini mutlaka unutmayın. Sol kanatta Tadiç. Ama e, sol kanatta Tadiç. 10 numarada Şimanski'deki sağda İrfan Can. Forvet'te tercih mutlaka Bat Şuay olacaktır. Umut Nahir'in Allah rahmet eylesin yakın zamanda bebeği vefat etti. Hani onu oynatır mı diye düşünüyorlar. Hani bir Edin Dzeko profiline daha yatkın bir isim ama Büyük ihtimalle Fenerbahçe Kayseri'de kontrol atak futbolu oynayacaktır. Kontrol atak futbolunda da İrfan Can son zamanda da kendini iyi geliştirdi. Onu da söyleyeyim. Edin endişeye mahal yok. Yani Edin ile ilgili flash bir paylaşım yaptı sosyal medya hesabından. Endişeye mahal yok diye. Ve Fenerbahçe açıklamalarda bulmuş. tetkikler sağ arka adresinde zorlanma tespit edildi falan filan. Hadi de oynayacağını zaten size dünkü videomda belirtmiştim. Kayseri maçına götürülmeyecek diye söylemiştim. Hani götürülse bile yedek kalacak ama götürülmedi. Ha bugün ayı ya da Umut Nayirdan birini izleyeceğiz. Büyük ihtimalle Batshuayi izleyeceğiz. Kazanalım, galip gelelim de gerekirse forvette Emre Mor oynasın. Hiç umurunda değil yani. Yani 21 maçta 16 gol, 7 asistlik katkı sağlamıştı Ceko. Ha hazır tutun diyor. Edin Ceko'dan. Hani endişelenmeye mahal yok diyor. İsmail Katal forma bekleyen oyuncuları dök Önümüzde kupalar ve bu yolda birbirinden zorlu maçlar var. Hepinize ihtiyacım var. Asla küsmeyin. Her an oynayacak gibi kendinizi hazır tutun diyor. Fenerbahçe ve Kayseri 45. kez karşı karşıya. İki takım arasında daha önce oynanan 44 maçta Salih Acıbetler'in 27'ye 8 üstünlüğü bulunuyor. İnşallah bu maçta bile 45. maçta 28'e 8 olacak. 17. hafta maçı. Aslında ben bunu unutmam lazım. Süperlik 17. hafta maçı. İki takım arasında daha önce oynanan maçlarda Fenerbahçe'nin üstünlüğü var. 27 kez mağlup ederken 9 kez beraberlikle ayrıldı. Karşılaşmayı 28, 9, 8 karşılaşmayı kaybettiriyor. Bugünkü maçla birlikte 28-9-8 olacak inşallah. İstanbul temsilcisi diyor. Müsabakada 94 gol attı. 45 gol gördü. Kayseri'de 23. maç. Daha önce burada oynanan 22 müsabakada Fenerbahçe 10 galibiyet elde etti. 6 beraberlik 6 yenilgi yaşadı. Bugünkü maçla birlikte 11. galibiyetini elde edecek inşallah diyor. 33 gol attı. 20 ee, gol. 7. Tarihe geçen skorlar 94-95 sezonunda 20 Kasım 94'te cezasını İzmir'de yaptığı maçta 8-1. 2004-2005 sezonunda İstanbul'da 7-0 galip gelerek farklı skorlara imza attı diyor. Şimdi dev derbi öncesi kart alarmı az önce bunu konuştuk. Dikkat ettiniz herhalde değil mi? Anlattım o kadar. Yok dikkat edemediyseniz sizde sıkıntı var. Orada üstündeki formaya çok şey yapan olmuş arkadaşlar. Yıllar öncesinin forması yani Adidas falan bunlara çok takılmayın. E, bu formayı görünce aklınıza hangi futbolcu geliyor onu söyleyin. Bir de skor tahminlerinizi yazabilirsiniz arkadaşlar. Golleriyle birlikte yazın. Arkadaşlar skor tahmini <laughs> bilenlere herhangi bir ödül veremiyoruz. Ama bu vermeyeceğimiz anlamı taşımıyor. Yani sansasyonel bir şey olur. Başka bir şey olur. Bilemem onu. Şimdi derbi öncesinde Miguel Crespo sarı kart sınırında. İrfancan Kahveci de sarı kart sınırında. Şöyle bir durum var. Ben az önce Crespo'yu öne attım ama İsmail Kartal muhtemelen İsmail'le çıkar. Yani onu düzeltme yapayım. Niye? Şimdi Crespo sarı kart sınırında. Crespo sarı kart yese derbi de İsmail'le oynamak zorunda. Allah muhafaza İsmail'in başına bir şey gelse Bartu Elmaz. Yani derbi de Bartu Elmas oynatmak bugüne kadar az süre verdiğim Bartu'yu oynatmak kumar olabilir. Şimdi İrfan'ın yerine Cengiz, Emre Mor belki zorlasan Çaşuva ee, King de oynayabilir. Belki zorlasan. O da belki. Niye belki? Stoper'de mutlaka Serdar Aziz oynar. Herhangi bir sakatlık olmaz. Serdar Aziz ee, Ciko oynar. Solda Ferdi bir garanti banko. Orta sahada İsmail oynatırsın. 2. Üçüncüsü mecbur Türk olacak. Cengiz, Emre Mor. Yani ona göre bu işler değişir. Son 3 maçını 10 gün içerisinde sarı kırmızılı renklere sahip 2 takımla oynayacak Fenerbahçe. İnşallah 3 maçta 3 galibiyet elde edecek. Yani bu kulvarda 3 galibiyet elde ederse bir tane kupası oluyor Fenerbahçe'nin. Ee, en az 3 puan fark attığı bir rakibi oluyor şampiyonluk yolunda ve yüzü gülen yeni yıla Mutlu Mesut Bahtiyar giren 30 milyondan fazla Fenerbahçeli olacak. Ee, bunu biliyorsunuz. İrfan Crespo sınırda dedik. Maçı Zorbay küçük yönetecek. Ben hakeme çok takılmak istemiyorum. Sadece şunu söyleyeyim. Allah herkesin gönlündekini versin. Allah herkesin gönlü muradını versin. Neyseniz Rabbim ondan versin. Gönlünüzde ne geçiyorsa kime ne iyilik ya da kötülük yapmak istiyorsanız başınızda bulun. Birine iyilik mi yapmak istiyorsunuz? Başınızda bulun. Kötülük mü yapmak istiyorsunuz? Başınızda bulun. Yani şu kadar futbolcunun emeği milyonlarca insanın bedduasını almayın derim açıkçası. Şimdi Erman Toroğlu Fenerbahçe'ye tuzak gibi olay diyor. Fikstür değişiminin ardından Galatasaray derbisi öncesinde Fenerbahçe'ye karşı avantajlı olduğunu öne sürdü. Ankara gücü ile Çaykur Rizespor arasındaki maçta ev sahibi ekibin eski başkanı Faruk Koca'nın hakem Halil Umut Meler'i e, yumruklamasından sonra liglere ara verilmişti. Bu durumda fikstürde değişiklik yaşanmıştı. Konya Spor'la evinde oynayacak Kanarya Kayseri Spor deplasmanına gidecek. Sivas Spor'la dış sahada oynayacak Galatasaray evinde Kara gümrü ağırlayacak. Şimdi ilginç değil mi? PTT 1. de maçlar erteleniyor. Tamam. Devam edelim kaldığımız yerden. Nasıl kaldığımız yerden ya? Ya Süper Lig'de ertele. 1. Lig'e gelince kaldığımız yerden. Amaç ne? Ya burada amaç ne? Bak şunu söyleyeyim size. Bak şunu söyleyeyim size. Ben internete yazıyorum. Fenerbahçe maçları. <laughs> Merak ettiğimden dolayı yazıyorum. Yanlış anlamayın. Google'un bile aklı ermemiş mesela. Google normalde Fenerbahçe maçları deyince bir fikstür çıkarırdı. Anlatabiliyor muyum? Google'un bile aklı ermemiş. O derece. Şimdi e, gariptir. Gerçekten gariptir. Fenerbahçe'nin futbolda çarşamba günü yani bugün saat e, 17. Kayseri bu maçı var. Güzel. Pazar günü Galatasaray'la evimizde maçımız var. Güzel. Ardından cuma günü Galatasaray'la maçımız var. Güzel. Sonrasında sonrasında e, fikstür açıklanmamış mı? Yani 30 Ocak. Sonrasında fikstür açıklanmamış sanırım. Merak, merak ediyorum. Yani kaydırmak çok mu zordu? Yani merak ediyorum sadece bir hafta kaydırılsa mesela Sivas İstanbul maçı 23 Aralık diyor. Fenerbahçe Galatasaray maçı 24 Aralık. Bak Fenerbahçe Galatasaray finalinden dolayı maçlar zaten ertelenmiş durumda. Şöyle söyleyeyim. Süper Kupa finalini 2024'de taşıyamadılar. Zaten o malum. Şimdi Süper Kupa finali Fenerbahçe Galatasaray arasında 29'unda oynandı diyelim. 7 Ocak'ta da lig maçı oynansa kim kaybederdi? Merak ediyorum kim kaybederdi? Bak 7 Ocak, 10 Ocak, maçların fikstürü 14 Ocak, 21 Ocak. Çok merak ediyorum. Bak 14-21 arasına muhtemelen Türkiye Kupası maçlarını ekleyecekler. Çok merak ediyorum. Kim kaybederdi? Bak 14-21-24-28 felaket bir fikstür var arkadaşlar. Bak çoğu kişinin dikkatinden kaçmıştır. Şimdi Fenerbahçe Galatasaray maçını yaptı. Eee Süper Kupa şey Süper Kupa'nın finali için gidiyor ya. Orada herkes dinlenecek. Yani iki haftalık bir dinlenme var herkese. Herkese 2 haftalık bir dinlenme var. Bilmem Noel tatili, bilmem Cart tatili, Curt tatili. Aslında burada herkes dinleneceği zannediyor ama kulüpler mahvolabilir. Bak 7 Ocak'ta maç var. 10 Ocak'ta maç var. Hani bunlar tahmini süreler arkadaşlar. Bir gün, iki gün erken ya da bir gün geç olabilir. 14 Ocak bak 7, 10, 14, 21 bak orada arada boşluk var Türkiye Kupası maçları. 24 28 4 Şubat 11 Şubat bak Şubat'ın ilk haftası orada bir boşluk var. 18 Şubat o aradaki boşlukta Galatasaray eleme oynayacak mesela. Fenerbahçe yırttı buradan. 18 Ocak Şubat 25 Şubat eee yine Galatasaray burada bir eleme oynayacak diye biliyorum. 3 Mart Beşiktaş Galatasaray maçı. 10 Mart bak 3 10 17 Mart bu aralıkta Fenerbahçe eleme maçı oynayacak Konferans Ligi'nde. Muhtemelen Galatasaray'da turu geçerse burada oynayacak. Fenerbahçe'nin o maçta o hafta da Trabzonspor maçı var mesela. Sonrasında 3 Mart dedik. Ee, şey 17 Mart. 17 Mart'tan sonra 2 haftalık milli ara. Yani 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 bir de arada şey var. Türkiye Kupası 12 diyelim. 13 14 maç. Peş peşe 14 maç gelecek. Ve takımlar burada sakatlık verebilir. Takımlar burada perişan olabilir. Bakalım kime ne olacak hep birlikte göreceğiz. Erman Torol diyor ki bu konunun yanlış olduğunu savunuyor. Eğer maçlar oynanacaksa kaydırılarak oynanması lazımdı. Bu çok net. Fenerbahçe'ye tuzak gibi bir olay. Tuzak zaten Fenerbahçe Konya ile Galatasaray Sivas'a gidecekti. Şimdi tam tersi oldu. Son derece yanlış hatalı diyor. Bu olayda tuhaflık var. Galatasaray'a tereyağı. Fenerbahçe'ye acılı Adana diyor. Bu arada Fenerbahçe Kayseri'de coşkulu bir karşılamayla karşılandı. Şehrimde. Bana soruyorlar niye gitmedin? Allah aşkına videoyu çekerken yüzümden akan terleri görmüyor musunuz? Gidin de futbolcularımıza hastalık mı bulaştırayım? Tezahüratlarla karşılanmış. Maç saatini bekliyorlar. Takımımız ve hani e, maç saatini beklemeye koyuldular. İnşallah bugün taraftarımız mutlu Mesut ayrılır. Ardından gelen ikinci haberle de daha da mutlu Mesut oluruz. Şimdi Fenerbahçe'yle ilgili bir şey daha söyleyeyim. Elif Elmas için 25 milyon euro duydunuz mu arkadaşlar bu haberi bilmiyorum. Leipzig Elif Elmas için Napoli'ye 25 milyon euroluk teklifte bulunmuş. Diyeceksiniz ki ne alakası var. Şimdi 25 milyon euroluk teklifte bulunmuş arkadaşlar. Ve İtalyan ekibi sıcak bakıyormuş bu teklife. 2019'dan bu yana Napoli'de sözleşmesi 2025'te sona erecek. 189 maç 14 gol 10 asist. Birincisi Elif'i Güya Galatasaray'a alıyordu. Neyi alacaklar? Malum. Bu bir bu komik değil, espri değil. İkincisi daha büyük komedi. Nedir biliyor musunuz arkadaşlar? Futbolcunun performansına bağlı olarak 1,5 milyon euro bonus servis bedeli şey bonus Fenerbahçe'ye ödenecek. Yani eğer bu transfer gerçekleşirse havadan 1,5 milyon euro kazanacağız. Yani Konferans Ligi'nden bilet satışı ve ürün satışı hariç yaklaşık 7,5 milyon euro kazandık. Elif Elmas'tan havadan bu para gelirse edecek sana 9 milyon euro. Bilet satışı, ürün satışına bekledi 2 milyon euro desem 11 milyon euro kazanmış olacaksın. Deli para. Şimdi Fenerbahçe'ye dair Erik Dair'i yazdılar arkadaşlar. Fenerbahçe yönetimi görüştü, etti falan filan diye. Bakın bana şunu söylüyorsunuz. Hocam zorlu virajdayız. Transfer haberi olmaz. Olur. Kardeşim bak transfer haberi senin, benim taraftarın yönetimin işi. Futbolcular, "Aa transfer geliyormuş. Biz bu maçta oynamayalım mı?" diyecek. Mecbur oynayacaklar. Transfer gelse de oynayacak, gelmese de oynayacak. Hatta size bir şey söyleyeyim. Transfer geliyorsa futbolcu daha iyi oynamak zorunda. Erik Daire 29 yaşında, 1.88'lik stoper, İngiliz. 12 milyon euro piyasa değeri var. Tottenham'ın futbolcusu. Şimdi sözleşme bitiş tarihi yazın. Yani 2024 Haziran. Herhangi bir e, opsiyon da yok. Sağ ayaklı stoper. Sabek oynama özelliğine sahip. 5 milyon euroya Sporting'den almışlar 2014 yılında ve o yıldan bu yala e, toplamda bu yıl 146 dakika süre almış 2 maçtan. Arkadaşlar ayrılığa sıcak bir oyuncu. Toplum yıllık ücretinden feragat etme peşindedir. Sakatlık geçmişi. Bak bu zekice bir hamle olur. Sakatlık geçmişi 2021-2022 sezonunda toplam 28 günlük bir sakatlığı var. 7 maç kaçırmış. Onun öncesinde biz yani Tarihinde yaşadığı en uzun sakatlık kaburga kırığı 2013 yılında 59 gün o da zaten darbeye bağlı olur biliyorsunuz Ondan sonra 35 gün Apandis ameliyatı geçirmiş Virüs hastalığına yakalanmış 2018-19'da Şu an ben muhtemelen ondan yaşıyorum Valla Ben e, Gelene git gidene gel demem Çok zekice hamleler olur bunlar İnşallah hayırlısı olsun. Fenerbahçe'de ayrılık. Fenerbahçe'de ayrılık. Fenerbahçe'de bence iki ayrılık sosyal medyadan duyurdu diyeyim. Barış Sungur karşılıklı ile sözleşmesini feshettiğini açıklamış. E, sosyal medya hesabından ilerleyen günlerde daha detaylı açıklamayı yapacağım diyor. Fenerbahçe ile olan sözleşmem karşılıklı olarak sona erdirdik. Büyük Fenerbahçe taraftarına bana destek oldukları her an için teşekkürler demiş. Sevgili Barış'cığım en büyük destekçim benim. En büyük destekçim benim. Geldiğin günden beri sana çok dua ettim. Bak potansiyelin çok yüksek. Sosyal medya hesabına da yazdım. Bir de buradan söyleyeyim. Sakın Türkiye'de kalma. Hollanda 2. Ligine git oyna. Türkiye'de kalma. Senin futbol anlayışına, senin futbol felsefene Türkiye'deki hiçbir takım ayak uyduramaz. Bak senin e, gerçekten söylüyorum. Ya Muğla spora gittim. Orada bile tutunamadım deme. Türkiye'de acayip bir Fenerbahçe düşmanlığı var. Ve yeteneklerin istediği kadar olsun bak. 1.80 boyundasın. Alman pasaportun var elinde. Anlatabiliyor muyum? Ee, Almanya 2. ligi olur 3. ligi olur git bir yer bul oyna. Sakın Türkiye'de kalma. Sakın. Çünkü ya öyle bir ortam ki burası. Bak toplam Türkiye'de 46 maça çıkmışsın. 3 gol, 3 asistin var. 1767 dakika. Yani bir futbolcunun bir sezonda oynayacağı kadar oynamışsın. Bu senin kötülüğünden değil Türkiye Ligi'nin dandikliğinden. Benden sana tavsiye Portekiz Ligi olur başka lig olur bak daha yaşın 21. Sakın ha sakın alt liglerde seni isteyen bir takım oldu muydu oraya gitme. Yurt dışına git. Birincisi buydu. İkincisini söyleyeyim. Ee, Acun Ilıcalı ara transfer dönemi için şimdiden bir oyuncuyla anlaştık. Transfer dönemin ilk günlerinde resmi olarak açıklamayı yapacağız diyor. Bilin bakalım hangi oyuncu? İngiltere devre arası transfer dönemi. Düşün bakalım hangi şehir? Kent Kent, Ryan Kent, Ryan Kent anlaşması aladılar. Bir aksilik olmazsa arkadaşlar Ryan Kent Alstiy'e gidecek. Benim duyduğum kadarıyla da opsiyonlu bir gidiş bu. Hani satın alma opsiyonlu bir gidiş. Ama sonu ne olur, sonrası nereye varır onu bilemem. Ama opsiyonlu bir gidiş. Miha Zaytısı da istiyor Hal City. E, muhtemelen görüşeceklerdir. Miha Zaytısı biz ile gönderme peşindeyiz. Bilginiz olsun arkadaşlar. Tanzanya, Burkina Faso, yine Yunanistan'da 1 Ocak'ta başlıyormuş mesela. Fransa'da 1 Ocak, Almanya 1 Ocak. Merak edin bizim ne eksiğimiz varsa. 1 Ocak, 1 Şubat arası mesela Almanya. Danimarka 1 Ocak, 1 Şubat arası. Bakalım Yunanistan, Hindistan, Lübnan, Madagaskar, Güney Afrika, Cebeli Tarık, İtalya 2 Ocak. İngiltere 1 Ocak'ta başlıyormuş arkadaşlar transfer sezonu. 1 Ocak yanlış duymadınız. 1 Ocak yani 12 gün sonra diyelim. Ee, İskoçya, Galler, Kosova 1 Ocak, İtalya 2 dedik 2 Ocak. Hollanda 2 Ocak, İspanya 2 Ocak. 1 Şubat'a kadar bunların hepsi. Portekiz 3 Ocak, 2 Şubat arası. Bizimkini ben 17 Ocak diye hatırlıyorum ama on, 11 Ocak'a çekilmiş arkadaşlar bizimki. Normalde 17 Ocak'tı. 11 Ocak'a çekilmiş sanırım. Bilginiz olsun. Romanya 16 Ocak diyor. Başka bakayım şurada. Belçika 5 Ocak 1 Şubat arası. Yani e, ee durumlar bunlar. Haberiniz olsun arkadaşlar. Ben maç önü de bunu söylemiş olayım. Valla bir kez daha söyleyeyim. İçimden bir ses hissi olarak bir şey diyor ki. Fenerbahçe bugün 3-0 kazanacak. Galatasaray'da 2-2 berabere kalacak. İçimden hissi bir şey söylüyor arkadaşlar bunu. Bilmiyorum ne kadar doğru. İnşallah doğru çıkar. Eğer bu doğru çıkarsa Fenerbahçe'nin 2 Galatasaray maçına dair de yine aynı şekilde bir his var. Onları da söyleyeceğim. İnşallah doğru çıkar bu. İnşallah onlar da doğru çıkar. Öyle söyleyeyim size. Bakalım ne olacak arkadaşlar. Skor tahminlerinizi yazmayı unutmayın. Maç önü canlı yayınında görüşmek üzere. Allah'a emanet olun arkadaşlar.